Enis Berberoğlu'nun yanı sıra Halkların Demokratik Partisi'nden de iki sayın milletvekili, Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın da milletvekilliğinin düşürüldüğünü söylemiştik. Şimdi de Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Saruhan Oluç telefon attığımızda. Saruhan Bey, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de anladığım kadarıyla genel kurul çalışmaları sırasında rahatsız ettik ama çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi anladığımız kadarıyla sizin de beklemediğiniz bir şeydi. Bugün bu fezlekelerin okunması nasıl gelişti olay, bize öğleden itibaren bir anlatır mısınız neler olduğunu? Yani bizim de beklemediğimiz bir şeydi. Yani şöyle beklemediğimiz bir şeydi. Aslında dokunulmazlıklarla ilgili bir adım atacaklarını MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasından sonra düşünüyorduk. Ama bu dosyaların, yani fezlekelerin okunmasıyla ilgili adım olacağını ve bunun da bugün olacağını doğrusu beklemiyorduk. Ancak başka adımlar atabilirler diye plan yapmıştık, biz de düşünmüştük. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bugün normalde işte 14'te, saat 14'te başlayacak. Başlar genel kurul. 13.45'te danışma kurulu vardı. Grup başkan vekillerinin ve meclis başkan vekilinin katıldığı bir toplantı olur. Bu her genel kurul öncesinde yapılır, rutin bir toplantıdır. O toplantıda, yani 13.45'te girdiğimiz o toplantıda bizim saat 13.50'de, yani 10 dakika evvel, genel kurul başlamadan 10 dakika evvel meclis başkan vekili fezlekelerin kendisine geldiğini ve bunları okutacağını söyledi. Ve böyle başladı süreç. Ondan sonra da zaten siz de izlediniz, okuttu fezlekeleri ve 3 vekilin vekillikleri düşürüldü. Tamamen hukuksuz yapılan bir iş. Anayasa çiğnendi. Yani neresinden baksanız savunulacak bir yanı yok ama saraydan düğmeye basılmıştı. Belli ki dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu vardı. Büyük ihtimalle orada kararı aldılar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla hareket ediyor, biliyorsunuz. Ve onun kararıyla, düğmeye basmasıyla sonuçta bugün meclise geldiler ve milletvekillerini düşürdüler. Şimdi Saruhan Bey, Enis Berberoğlu davası az çok daha fazla bilinen bir dava. İşte bu MİT tırları haberiyle ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne o bilgileri, o haberi verdiği iddiası vesaire ve sonrasında da onunla ilgili olarak karardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı adalet yürüyüşü var. O yüzden Enis Berberoğlu olayı daha çok biliniyor. Leyla Güven ve Sayın Musa Farisoğulları'nın davası nedir? Onların bugün okunan fezlekelerinin konusu nedir? Şimdi efendim, bakın, ben bir şey hatırlatacağım. Bunu bugün mecliste, genel kurulda da söylediğim için bir kez daha sizin kanalınıza da söylemek istiyorum. Şimdi 2016 yılında Cumhurbaşkanı forsuyla basılmış bir broşür var. Broşürün ismi, yanlış hatırlamıyorsam, FETÖ ile ilgili 15 soru cevap gibi bir şey. Zaten şimdi girerseniz Cumhurbaşkanlığı sitesinde de o broşür görünür. Şimdi o broşürü bastıkları zaman işte her sorular sormuşlar ve bunlara cevaplar vermişler. O sorulardan bir tanesinde FETÖ'nün kumpas davaları hangileridir diye bir başlık var. Ve orada FETÖ'nün kumpas davalarını saymışlar. İşte Ergenekon, Balyoz, üçüncü sırada KCK davası yazıyor. Ve sonra bir iki dava daha var. Bunları Cumhurbaşkanlığı forsuyla basılmış olan broşürde FETÖ'nün kumpas davaları olarak niteliyorlar. Yani Fethullahçı savcıların ve hakimlerin hazırlamış olduğu davalar bunlar esas olarak. Şimdi biz o zaman mecliste bunu kalktık, hatta bu konuşmayı ben yaptım. Dedim ki, bakın, Cumhurbaşkanlığı broşüründe bu böyle anlatılıyor. Fakat bu davalar devam ediyor, sürüyor. Kumpas davası dediğinizde bizim arkadaşlarımız orada yargılanıyor. Hem Leyla Güven'in hem Musa Farisoğulları'nın davaları bu davalardır işte esas itibariyle. Arkadaşlarımız yargılanıyor. Bu nasıl iş? Dedim. Ne oldu? Şimdi normalde beklersiniz ki hani demokratik bir anlayışları olan bir siyasi parti, bir iktidar olsa hakikaten der böyle bir durum var, bunu gündeme alalım, bunun üzerine düşünelim. Onlar ne yaptılar? Cumhurbaşkanlığı forsuyla yayınlanmış olan o broşürü web sitesinden kaldırdılar. Değişiklik yaptılar. O maddedeki, o paragraftaki KCK lafını çıkardılar oradan. Tekrardan
siteye koydular aynı broşürü. Tabii broşürün orijinali bizde olduğu için ayrıca görüntülerini de almıştık. Bu dava dosyasına biz o broşürü sunduk zaten. Ve dedi ki bakın bu kumpas davası olarak nitelendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından bile dedik. İşte bu davada çıkmış olan kararlar nedeniyle bugün Leyla Güven'in ve Musa Farisoğlu'nun milletvekillikleri düşürüldü. Mesele bu aslında. Yani kumpas sürecini bir şekilde sürdürüyorlar mı demek istiyorsunuz? Tabii. Ben bugün yüzlerine de söyledim. Yani Fethullahçı dedikleri, FETÖ'cü dedikleri savcı ve hakimlerin yapmış oldukları, hazırlamış oldukları iddianameleri ve davaları aynen sürdürdüler ve onların arkasına sığındılar ve bu kararları aldılar. Mesele bu kadar aslında açık bir şey. Evet, şimdi Sayın Uluç, anlaşıldığı kadarıyla yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma sistemini ya da iç tüzüğü bilmeyenler için belki biraz daha izah ederek anlatırsınız. Bugün okunan fezlekelerin ardından bir oylama gerekmiyordu. Yani onun okunması yetiyordu. Yeterli. Peki evet. Okunduğu andan itibaren neler yaşandığını genel kurulda bize aktarır mısınız? Yani okunduğu andan itibaren bunun üzerine tartışma sürüyor. Zaten okunmadan önce başlattık biz tartışmayı. Cumhuriyet Halk Partisi de biz de önce bir usul tartışmasıyla başlattık ve bunun usulsüz bir iş olduğunu anlattık. Ve o andan itibaren de şu ana kadar bu tartışma devam ediyor. Yani konuşmalar yapılıyor bunun üzerine. Oldukça sert geçiyor bu konuşmalarda. Ama tartışma devam ediyor. Fakat dediğiniz gibi herhangi bir oylamaya gerek yok. Bunu meclis divanı okuduğu anda bu kararları milletvekillikleri düşüyor. Tabii şöyle bir tuhaflık da var. Belki siz de yayınınızda söylemişsinizdir, duymamış olabilirim ben. Her üç davada Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş vaziyette. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş vaziyetler ve orada sınırlanmak durumunda da. Yani dolayısıyla aslında hukuk süreci de tamamlanmış değil. Yani şöyle bir soru da soruldu kürsüden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Dedi ki birkaç milletvekili ve grup başkan vekilleri, şimdi diyelim Anayasa Mahkemesi yarın bu üç vekilden birisi, ikisi, üçü için fark etmez, sayıya takılmayalım. Dese ki hak ihlali var, dolayısıyla geçersizdir bu karar dese ne yapacaksınız? Şimdi milletvekilliğini düşürdünüz, hukuk süreci tamamlanmamış, bu durumda ne yapacaksınız sorusuna? Tabii ki cevap veremediler. Dolayısıyla yani neresinden baksanız hukuk dışı ama onlar için hukukun üstünlüğü, adaletin, anayasanın filan bir önemi kalmamış vaziyette. Onların tek derdi kendi iktidarlarını sürdürebilmek için adım atılması. O doğrultuda da davranıyorlar zaten. Onun bütün emarelerini görüyoruz. Yani şimdi burada tartıştığımız bekçiler kanun teklifi de aynı zihniyetle hazırlanmış vaziyette. Yani bir paralel kolluk kuvveti kuruyorlar aslında. Kendi partilerinden olan insanları bekçi olarak belirleyecekler. Bir parti kuvveti oluşturuyorlar aslında. Silahlı bir parti kuvveti oluşturuluyor. Durum bu baktığımızda. Evet. Şimdi Saruhan Bey, tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler arasında bu dokunulmazlığın kaldırılması, haklarında işte fezlekeler hazırlanması, o fezlekelerin sıraya sokulması ve tek tek milletvekilliklerinin düşürülmesi meselesinde en fazla mağduriyet içinde olan siyasi parti sizin partiniz. Bu durumda olan evet. Ve benzer çıkışlar beklediğiniz, yani başkanlıktan benzer şeyler, girişimler beklediğiniz başka milletvekilleri var mı? Yani kaç kişi oldu? Bir hesabını yani şöyle, şu anda yani yargı süreci tamamlanmış ve kararı kesinleşmiş vekilimiz yok başka. Ama yargı süreci devam eden, hukuksuz bir şekilde devam eden. Çünkü anayasanın 83. maddesi der ki eskiden başlamış olan bir dava açısından baktığımızda eğer yeniden vekil seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanır ve dava durdurulur der, bunu söyler. Fakat onlar bunu yorumlamıyorlar ve devam ediyor davalar. Devam eden davalar var ama henüz kesinleşmiş, sonuca varmış bir dava şu anda yok. Fakat ilginç bir şey var, ben bugün onu da söyledim. Şimdiye kadar yani bu 2018-2020 arasında yani 2 senedir burada milletvekili yapanlar hakkında gelmiş olan
fezleke sayısı 802'yi buldu bizimle ilgili. Yani HDP grubunda milletvekili olan insanların fezleke sayısı 802'yi buldu. Düşünün yani. Peki ne yapmış bu milletvekilleri? İki senedir mesela siz bu milletvekillerini işte izliyorsunuz. Medya izliyor, herkes izliyor, görüyor yaptıkları çalışmaları falan ortada. Ne yapmışlar diye bakıyorsunuz. Yaptıkları tek şey ya basın toplantısı, ya bir açıklama, ya bir halk toplantısında konuşma. Yani konuştukları için esas itibariyle milletvekili görevini yerine getirdikleri için haklarında fezleke düzenleniyor. Hatta bazı fezlekeler var konuşmadıkları için düzenlenmiş vaziyette. Yani 802 bakın abartmadan söylüyorum net olarak şu andaki sayı 802. Her hafta yeni fezlekeler geliyor. Yani aslında HDP'li milletvekillerinin siyaset yapmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Neden? Çünkü kendileri karşısında en güçlü muhalefeti sürdüren, demokratik siyasete sahip çıkan, hukukun üstüne sahip çıkan bir grup olduğu için, bunun direncini gördükleri için bu direnci kırmak amacıyla her türlü hukuksuzluğu ve adaletsizliği, eşitsizliği yapmaktan bir an bile geri durmuyorlar. Soruhan Bey, şimdi tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o fezlekelerin okunduğu ana dönelim. Orada kendiliğinden gelişen bir de eylem gerçekleştirdiniz. Siz evet. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle birlikte bir aşamada genel kurul salonu faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla evet. inledi. O anları da evet. bize anlatır mısınız? Nasıl gelişti o iş? Gerçekten çok önemliydi. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem bizim grubumuz tepki gösterdi bu duruma ve işte önce masa kapaklarına vurarak daha sonra alkışlarla tepkiler devam etti. Ve bir aşamadan sonra insanlar slogan atmaya başladılar. İşte bir taraftan hak, hukuk, adalet sloganı duyuldu. Faşizme karşı omuz omuza ve bütün bu sloganları herkes birlikte attı. Bu gerçekten çok önemliydi. Yani bu aslında bir şeyi gösterdi. Yani demokratik muhalefet, toplumsal ve siyasal muhalefetin birlikte hareket etmesinin yarattığı önemli bir güç, önemli bir moral var. Toplum içinde, siyasi partiler içinde. Dolayısıyla bu gerçekten tarihi bir andı. Kayıtlara da geçti, görüntülere de geçti. Yani umarım bu mücadelenin ortaklığı bütün toplumsal ve siyasal muhalefeti kastediyorum. Sadece MHP ve içinde ve dışında olan siyasi partileri de kastediyorum. Hep birlikte hukukun üstünlüğü, demokrasi, adalet ilkeleri ve eşitlik için gerçekten iyi bir mücadele verilir ve bu iktidarın değişmesinin imkanları bir an evvel ortaya çıkartılır. Evet, son olarak yine bu bıraktığınız noktadan bundan sonrasına ilişkin neler olabileceğini sorayım. Çünkü bir süredir sizinle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki işte zaman zaman işte genel seçimde, ondan sonra geçen yıl yaşanan yerel seçimlerde ve daha sonra başka demokratik sorunlar, gündem maddeleri söz konusu olduğunda gerçekleşen resmi ya da gayri resmi ittifakın bir şekilde arasını açmaya ya da o ittifakın gerçekleşmesini önlemeye çalışan girişimler vardı. Bu hadise tekrardan iki partinin bu anlamda demokratik dayanışmasını güçlendirecek gibi gözüküyor mu? Yani bugünden itibaren yeni bir dönem, farklı bir dönem başlamış olabilir mi? Yani bu konuda sanıyorum hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Halkların Demokratik Partisi, hem de özellikle onu vurguluyorum. Şu anda meclis içinde olmasa da meclis içinde de olsa olmasa da muhalefet safında yer alan siyasi partilerin öyle umuyorum ki ve öyle istiyoruz ki yani o, siyasi olgunluğu gerçekten yüksek olsun ve toplumsal ve siyasal muhalefetin ortak mücadelesi açısından yeni adımlar atılabilsin. Burada önemli olan bu muhalefetin biçiminden daha önemlisi hangi fikirler etrafında insanların birlikte davranabildikleridir. Bu konularda büyük ortaklıklar vardır aslında. Genel olarak baktığımızda toplumsal ve siyasal muhalefet açısından. Bunu geliştirmek herkesin yararınadır aslında. Eğer Türkiye'de gerçekten demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet istiyorsak, hukukun üstünlüğünün, adaletin yeniden tesis edilmesini istiyorsak, kuvvetler ayrılığının gerçek olmasını istiyorsak, ki demokrasi olmadan olmuyor zaten, o zaman bu konudaki ortak mücadelenin geliştirilmesi gerekiyor. Yani bu konuda çeşitli atılmış adımlar elbette ki geçmişte de var. Biliyorsunuz
bir referandumda herkesin kendi farklılıklarıyla birlikte referanduma hayır demesinden başlayan bir süreçtir bu aslında. Ve sonra da bugüne kadar ilerlemiştir. Bu konuda herkes hassas davranırsa, özenli davranırsa, demokratik siyaset ülkelerinden, kurumlarından taviz vermezse, sorunlarımızı şiddet yoluyla değil, gerçekten konuşarak, müzakere ederek bir toplumsal uzlaşma ve toplumsal mutabakat doğrultusunda çözelim anlayışını hakim kılabilirsek bütün toplumsal ve siyasal muhalefette, o zaman atılacak adımların ben çok daha başarılı sonuçlara yol açacağına eminim. Peki Saruhan Oluş, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim.